Merhaba ben Erol. Bir telefon almak istiyorsunuz. Hani uygun fiyatı bulmak istiyorsunuz. Bunun dışında hani özellikleri güzel olsun istiyorsunuz ama uygun fiyatı nereden bulacağınızı bilmiyorsunuz. Bu aslında sadece telefon için değil. Laptop olabilir, bilgisayar bileşeni olabilir, mouse olabilir, işte elektronik her şey olabilir. Diğer aslında bütün her şeyi de kapsıyor bu site. Uyguna bulacağımız bu site. Ama genel olarak telefonlar öne çıkıyor bu sitede. Sitemizin ismi epey. Şimdi epey sitesinden biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle epey sitesine ana sayfasına girdiğimiz zaman ilk başta son eklenen telefonlar alt tarafta popüler telefonlar vardı. Popüler telefonlar kısmına çok fazla dikkat edin. Çünkü popüler telefonlar en fazla tıklanmaya ve satılan telefonlar anlamına geliyor. Bu da genellikle iyi telefonlar ve fiyat performans telefonları olur. Türkiye'de bildiğiniz gibi fiyat performans bir şey varsa bizimkiler hemen dolaşır. Çünkü neden? Fiyatlar yüksek ama alabileceğimiz ürünlerin hani özellikleri de çok iyi değil. O yüzden dolayı fiyat performansına çok dikkat ediyoruz. Burada da popüler telefonlar kısmında zaten iPhone 11 var, Redmi Note 11 Pro var ya da ne bileyim S21 5G gibi telefonlar var. Bunlar zaten fiyat performansı olduğu için habire popülerdi. Yeni bir popüler telefon geldiği zaman zaten fiyatı düşmüştür, ondan popüler olmuştur. Fiyat performans olup karşımıza çıkar. Her neyse dedim ya popüler telefon kısmını arada sırada kesinlikle bakın. Şimdi diyelim ki siz iPhone 11 alacaksınız ama en ucuza internetten nereden bulurum ya da başka yerden nereden bulurum bilmiyorsunuz. iPhone 11 satılık yazıyorsunuz. Sıfır iPhone 11'leri Google'da aratıyorsunuz. İşte birisi 16 bin lira, birisi 14 bin lira. Hangisi, hangisi de daha ucuz var mı diye böyle vesaire iyice araştırıyorsunuz ama buna gerek yok. Mesela iPhone 11 epey yazıyorsunuz Google'a. Bunu yazdıktan sonra iPhone 11'in altında bir grafik var. Zaten o grafikten hem ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz hem de grafiğin üstünde en düşük seviyeden en yüksek seviye doğru satıcıların fiyatları bulunuyor. Genellikle ilk baştaki site değilse en düşük fiyata sahip mağazaya gönderiyor. Buradan direkt iPhone 11'i mesela ya da başka bir ürünü en uygun fiyata alabiliyorsunuz. Yani epey kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Sadece bununla bitmiyor. Mesela telefonunuzu filtrelemek istiyorsunuz. Filtrelemek istiyorsunuz derken kamerası iyi olsun diyorsunuz mesela. İşlemcisi iyi olsun diyorsunuz. Ya da ekranı iyi olsun diyorsunuz. Bunları ayarlıyorsunuz. Ekran büyüklüğünü, kamera megapiksel boyutunu vesaire bataryasının hacmini, kaç wattla hızlı şarj olsun falan hepsini ayarlıyorsunuz. Sizin karşınıza en uygun direkt en iyi telefonu çıkartıyor. Ya da laptop alacaksınız. işlemci modeliniz var aklınızda. Ya da ekran boyutu 15.6 inç olsun diyorsunuz. Direkt ayarlıyorsunuz. Hem popüler kısımdan bakabilirsiniz hem de teknik puan olarak da sizin karşınıza sıralayabiliyor. Teknik puan da mesela bütün özelliklerine bir puan veriyor. Site kendi kendine. Bu şekilde örnek veriyorum ki en güçlü laptop ya da en güçlü telefon 100 puansa yarı özelliklere sahip bir telefon ya da laptop 50 puan alıyor. Bu gibi sıralamaları da karşınıza çıkartıyor. Yani bütün özellikler vesaire zaten görebildiğiniz gibi kendinize göre de yorum yapabilirsiniz. Peki diğer kişilerin yorumlarını merak ediyorsanız ne yapmanız gerekiyor? İyice aşağı kaydırıyorsunuz. Mesela telefon hakkındaki yorumları bütün hepsini orada görebiliyorsunuz. Ben oradan gerçekten çok fazla hani telefon inceliyorum. Evet ama Mesela oradaki kullanıcıların deneyimlerini de ele alarak bazen sizin karşınıza sunuyorum. Çünkü bakıyorsunuz Redmi Note 10 Pro'da mesela ekran sorunu vardı. Bunu ilk başta kullandığım zaman ben anlayamam ama direkt oradan bakarak da anlayabiliyorsunuz. Bunu mesela 3-4 kişi söylemiş. Redmi Note 10 Pro'da şöyle sorun var, böyle sorun var. Ekranında şöyle bir sorun var gibi. Açıklamalar yapmışlar. Ben de bunları derleyip yine önünüze getiriyorum. Her neyse siz de gidip o yorumlara bakabilirsiniz. Kullanıcı deneyimlerinden bahsedenler var. Telefonu kötüleyenler var. İşte Apple fan olup da yine kötüleyenler var. Sallıyorum ki Android telefon yerine Apple telefona bakıyorsanız Android fan alıp da gelip kötüleyenler var. İyi yönlerini söyleyenler var. Yani hem eğlenceli oluyor hem de gerçekten bazı bilgileri direkt kullanıcı deneyimiyle birlikte elde edebiliyorsunuz. Yani epey sitesini kesinlikle kullanın. Bir şey alacaksınız. Direkt epeyden bakabilirsiniz. Dostlar size video bu şekildeydi. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.